Herkese selam arkadaşlar. Ben Yahya. Evet, bu serinin PC toplama serisinin, bilgisayar toplama serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, birinci bölümde size bahsettiğim anakart geldi. BIOSTAR A320M anakart. AMD Ryzen ve AMD Athlon uyumlu. 4 soket DDR4 SATA 3 dur odaklasın böyle güzel bir anakart, çok beğendiğim bir anakart oldu. 2 tane RAM girişi var, 3000 MHz'e kadar destekliyor RAM hızını hatırladığım kadarıyla. Şöyle kutumuzu açalım. Bir dakika odaklasın. Arkadaşlar, bir önceki video birazcık uzun olmuş. Bu videoyu biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi açtığımızda bizi şöyle bir kağıt parçası karşılıyor. Evet, bu da driver'ın CD'si. Tabii CD'siz de kurabilirsiniz diyebiliyorum. İnternetten vesaire de kurabilirsiniz. CD girişiniz yoksa. Ben büyük ihtimalle öyle yapacağım. Şöyle burada bu kağıtta kullanım kılavuzu, driver kullanım kılavuzu, nasıl takılacağı, hangi parçaların nasıl takılacağı, anakartın nasıl takılacağı vesaire gösteriyor detaylı bir şekilde. Sonraki parçamız bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Abi bir dakika. Ben bu parçaya çok dikkat etmemiştim videodan önce. Baktım da kutuya. Şey bu. Arka tarafa takılıyor sanırım. Öyle olması gerekiyor. Birazdan bakarız. Şunu alayım ben. Burada fatura. Şöyle kenara koyalım. Burada böyle bir kablo var. Bağlantı kablolarından. Şöyle. Burada da başka bir kablo var. Bu kablonları kenara alalım. Şöyle çıkartını çıkarıyoruz. Ve karşımıza anakart. Şöyle. Bir saniye. Pardon. Pardon. Evet. Anakart. Çıktı. HDMI girişi var. VGA girişi var. 2 tane USB 3.1 var. Yani anakart çok beğendiğim bir model oldu. Hem uygun fiyatlı sayılır. Uygun fiyatlı yani. Hem de çok işlevli. Çok iyi bir şey. Anakart. Bu arada alacağım parçaları videonun açıklamasına yazmayabilirim. Çünkü değiştirebiliyorum. Mesela önceki videoda RX 550 almayı düşünüyordum. Şimdi RX 570 düşünüyorum. Aslında daha birazcık daha pahalı ama yani daha performanssız. 6 GB'dı sanırım bu ekran kartı. Biliyorsunuzdur RX 570 ve 550'yi. Şöyle çıkaralım. Çıkardık. Altında koruyucu şey var. Evet. Şöyle çıkarttık. Anakartımız bu. Bu buradaki yer işlemci. Şuradaki iki slot RAM. İki tane RAM slotu var. Şurası ekran kartı. Monte demek için. Girişlerine baktığımızda USB'ler. VGA, HDMI vesaire vesaire. Görüyorsunuz. Evet, bu ikinci bölümdü. Bu bölümü biraz daha kısa tuttum çünkü önceki bölümde çok konuşmuşum. Sonradan fark ettim. Ben bunu videodan sonra geri gerilerine koyarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda bu videonun 3. serisi birkaç ay sürecek.
videosu için, şey için, video için, part 3 için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.